Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Gamingken TR'deyiz. Yeni sistemimizi diziyoruz. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Hadi başlayalım. Önce bir mağazaya gezelim. Ondan sonra da bakarız. Sistemimizi toplarız. Dolaşırız ederiz. Güzel bir video olur umarım. Çıkır, zaten sistemimiz de canavar. Haydi bakalım şuradan başlayalım. Nereye başlayalım baba? Vay kardeşim. Ay, kardeşim hayırlı hoş olsun. Hoş geldiniz. Vay kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şimdik arkadaşlar burada zaten her yeri görüyorsunuz ışıl ışıl. Premium bir his hissettiriyor böyle güzel gözüküyor yani. Beyaz mağaza. Bembeyaz. O çok hoşuma gitti. Beyaz olması zaten hoşuma gitti. Burada zaten ürünleri de görüyorsunuz. Kingston'ın işte SSD'ler, RAM'ler falan. Buradan zaten Kingston'a da teşekkür ederiz. Ondan sonra HP'nin kısmı. Burada bu olayı da sevdim. Bunu da size göstereyim. Mesela burada atıyorum sen bir klavye denemek istiyorsun. Atıyorum burada Logitech'in bir ürünü var. Mesela Ahmet Bey karşında. Ahmet Bey diyorsun ki ben bunu test etmek istiyorum. Bir bakalım diyorsun. Abi efendim. Ondan sonra orası açılıyor. Burada çıkıyor. Tak 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 testine bakıyorsun. Hani kuyumcu misali güzel bir aynen ortam oluyor. Gibi. Tatlı oluyor. Ondan sonra gelin şöyle gezdireyim sizi. Şimdi burada ekranlar falan var. Güzel ışık katıyor. Güzel bir görüntü oluşuyor. Ondan sonra arka tarafta gördüğünüz gibi şöyle SteelSeries'in, Logitech'in işte kulaklık, mouse. Ondan sonra burada zaten standlar var. Yine ayrıca bakabiliyorsun. Test etmek istersen test edersin. Kafana göre yani. Ondan sonra burada Game On bölümümüz var. Game On bölümümüzde zaten sistemler, hazır sistemler. Yani buranın amacı, kardeşim sen müşterisin. Diyorsun ki ben burada işte nedir bu sistem? Atıyorum bu ekranın olayı nedir? Bu klavye, mouse hangisini deneyebilirim? Burada Gamingken'in size sağladığı işte hazır sistemleri. Burada 4K monitörler, işte 360 Hz ekranlar. Şöyle baştan da bir gezelim istiyorsanız. Tüm sistemler böyle burada her şey var. İstediğini otur, evet. Oyna, evet. Oyununu oyna. Gir, test et. Her şey sana kalmış yani. Bu bölümde en çok en beğendiğim bölüm de burası. Gayet de güzel olmuş. Özellikle bak şurası. Özellikle burası. Orası ayrı zaten. Orası ayrı zaten. O özel koyduk onu oraya. Dediğimiz gibi burası böyle. Bak bunu göstermezsek olmaz. Aa, geldin bak kardeş. Geldin burada retro. Mario'nu atarsın. Kardeşim baba. Dur bakayım şuradan bir start game'de. Yeğenim eskiden bunlar kardeşim, yoktu biliyor musun? Biz bunlara ne zorluklarla oynadık. Ne diyeyim? Full screen diyeyim. Yapıştır. Mario Forever diyor bak. Başla baba. Neymiş sağ sol Z. Bak gördün mü? Gir baba buraya. Burada oyunun oyuna keyfine bak. Yani bu da ayrı bir olay işte. Çok oynamaya da gerek yok. Varsa yaşı büyük kullanıcılarımız bir refer. Burası güzel. Güzel köşe. En sevdiğim köşelerden biri. Şimdi burası Intel'in yeri. İşlemcileri burada bulunuyor. Zaten burası Intel'in yeri. Ondan sonra şöyle gelelim. Burası bilgisayar toplama alanımız. Atıyorum sen müşteri olarak geldin. Burada ekran sana açılıyor. Merhabalar Ahmet Bey. Abi, nasılsınız? İyi misiniz? İşte şöyle toplayalım. Böyle toplayalım. İşte ondan sonra burada... Orada açılan ekran burada gözüküyor. Ahmet Bey şimdi bize ekranlar açacak. Ekran açıldıktan sonra size göstereceğiz nasıl bir şey olduğunu. Yansıtmayı biliyor musun lan? Biliyorum. Yansıt lan. Yansıt hadi lan. Kaç. Monitörü burada alıp gösterelim. Baba seç bakayım. Nasıl bir şey istersin? Mesela geldim. Ben diyorum ki buradan ben böyle bir işte ekonomik istiyorum. Ondan sonra zaten sizde çok indirimler oluyor falan filan. Güzel bir şey yapalım diyorsun. Ondan sonra o böyle çevirmek yerine geliyor. Buradan sana gösteriyor. Sen de zaten gözüküyor. Buradan seçiyorsun. Diyorsun ki ya baba anakartını değiştirelim. Ne bileyim. Şuraya bir işte ekran kartını şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Yani güzel. Karşılıklı. Burada 3 tane yeri var zaten. Ayarlıyorsun. Geçiyorsun. Ondan sonra şurayı göstereyim. Şurası notebook bölümlerimiz. Notebooklarımız burada bulunuyor. Bu taraf zaten AMD'nin tarafı. AMD'nin işlemcileri falan burada bulunuyor. Ondan sonra burası aksesuarlar bölümümüz. İşte Aorus, Asus. Zaten Asus'a ayrı geleceğiz. Orada zaten bilgisayarımızı da toplayacağız edeceğiz. Orası güzel olacak. Bu kısma doğru gelelim. Bu kısma doğru geldikten sonra zaten burada da görüyorsunuz şeyleri falan. Klavyelerimiz. Asus kısmı burada. Dediğim Asus. Gibi oraya sonradan geleceğiz. MSI'nin aksesuar bölümü. Holmes Bey burada bizimle ilgileniyor. Cüce çalışan. Ne verebilirim efendim? Güzel yeri kardeşim. Burası güzel. Burası Elgato köşesi. Elgato ürünlerini test etmek istediğiniz yer. Aynı zamanda yayın mayın da açarız. Şimdi baba burada yayın da açarsın. Ondan sonra gelirsin bak geldin. Diyorsun ki ben Elgato'nun ürününü merak ediyorum. Bu kamerası nasıl atıyorum ya da işte bu mikrofon nasıl? Ondan sonra Stream Deck nedir? Ne bileyim işte bu ürünler nasıl? İşte ışığını aç bak yayın testlerini yap. Ya burası da gayet tatlı bir bölge. Ondan sonra ekranlarımız burada. Ekranları zaten görüyorsunuz. İşte bakarsın izlersin. Ondan sonra zaten mağazada çalışan arkadaşlarımız da size her türlü destek olur. Burası Elgato'nun yeri, Corsair'in yeri. Ondan sonra Elgato'dan da zaten buradan bir şeyler çalarız burayı hallederiz. Burayı buradan. Buradan. Baba buradan. Şimdi bak yabancı yok. Bunu al. Şunu bir al cebe. Baba, ondan sonra çift PC değil mi? Onu çift PC 4K 60 Pro'yu da alalım baba. Sana ondan sonra bir de bir tane de ışığa ihtiyacımız oldu. Bir tane de keylight alırız. Biri bayıldı galiba. Hadi Allah. Görüşürüz. Burayı sonradan zaten hallederiz. Şunları bir gazete kağıdına bastırın. Sarın elimle. Şimdik. Size mağazamızı gösterdik. Premium güzel, ışıklar güzel. Zaten buraya girdiğin zaman bir insanın işi ferahlıyor. Diyorsun ki hani
bir para harcayayım kardeşim diyorsun. Para harcamadan çıkarsak ayıp olur. Ondan sonra asıl kısma geçelim. Hep beraber bilgisayarımızı güzelce bir toplayalım. Zaten asıl patlamayı orada yaşarız. Şimdi biz bu kısma geçiyoruz. Ekipmanlarımız gelsin ve artık makinamızı toplayalım. Evet, şimdi arkadaşlar mekanımıza geldik. Arkamıza zaten Asus'un standlarını da aldık. Burası Asus ROG, TUF bir de normal Asus ürünleri. Şimdi gelelim asıl olaya. Bizim parçalar neler baba? Baba ekipmanları bir gösterelim. Nelerimiz var, nelerimiz yok. Şimdi burada anakartımız var. Asus ROG Strix Z690F Gaming Wi-Fi. Hepsi ezberimdi zaten, okuduğumu tek düşünmeyin. Tek atarım. Tek attı. Anakartımız burada. Anakart. Önce bir ürünleri göstereyim, ondan sonra bir açalım. Sizlere gösterelim. Halledelim öyle. Burada Intel işlemcimiz var. Intel i7 12700K LGA 1700 işlemcimiz burada. Asus ROG Strix GeForce RTX 3080. Çok komik ekran kartı ya. Bu ekran kartı efsane bir şey ya. Adamı güldürüyor moruk. Ekran kartımızı da burada aldık. Burada sıvı soğutmamız var. Asus ROG Strix LC2 360 sıvı soğutmamız da burada. Power supply'ımız da burada. Asus ROG Strix 850 watt gold. Ondan sonra burada SSD'miz var. 2 TB. 7000 okuma. 7000 okuma hızı var. Dokunmadan açılıyor. Kingston sağlam. 2 tane de böyle. Burada RGB aydınlatmalarımız da var. XPG'nin. Ondan sonra başka göstermediğimiz bir şey var mı? RAM'lerimiz nerede? Burada 2 tane de 16 GB, 16 GB, 32 GB DDR5 RAM'imiz bulunuyor. Ondan sonra artık açılıma geçelim baba. Ya aç baba. İlk neyi açalım? Sen onu söyle. İlk neyi açalım? Bir seçin. Şey ya oradan güldürüyorlar beni. Mert'in kuzeni vardı. Benim kuzenim geldi. Allah. O zaman şimdi önce burayı açalım. Anakartımızı açıyoruz. Aç şöyle yaptım. Baba. Çevirdim. Anakartıma geldim. Şimdi anakartımızı açtık. Ondan sonra bir poşetini açalım. Bakalım neler var. Aç şöyle gözüksün. Oy baba bu yanıyor bak bu arada şurası. Anakartımız böyle. Gayet akıyor. Bak bu da şey. Bir dakika şimdi poşetten çıkardım. Bu da şey. Anakartımız böyle. Gördüğünüz üzere. Ondan sonra bunu şimdi poşetlemeye gerek yok zaten bilgisayarıma takacağımız için. Kutunun üstüne koy ya da işte. Şöyle yapalım. Ver oğlum, ekran kartına alalım. Geçelim bence baba. Ekran kartına şöyle geçişimizi yapalım. Teşekkür ediyorum. Ya yapma, yapma bıçak, kızım. Böyle ya. Şeyler alırken arkadaşlar bir yaparsanız dostluğunuz bozulmaz. Kavga etmezsiniz. Sakin lan Mert. Tamam. Baba aç bakalım. Şöyle yaparsın. Şimdi kutuyu açtıktan sonra karşımıza böyle bir kutu çıktı. Bu kutudan şöyle açtık. Zaten ekran kartımız karşımıza geliyor. Onu da bir göster baba. Ekran kartımızı da şöyle açalım size güzelce. Gel baba ekran kartını şöyle göstereyim. Ekran kartımız da bak, böyle. Bak. Altında zaten şurası giriş yeri herhalde yanlış değilsem. Ekran kartımız da böyle. Ekran kartımızı da şöyle bırakıyorum. Ondan sonra sırada ne açalım? İşlemcimizi açalım istiyorsanız. Onu var elinden bir düşürürsün. Bak. Düşürmem baba ben. Sen benim bir şeyi düşürdün mü gördün mü bu zamanda? Ama şey böyle değil mi eller? Bir şeyi ben düşürdüm mü gördün mü? Hop. Hayatımda ilk defa işlemci açıyorum bu arada. Arkadaşlar koskoca kutunun içinden işte bu kadar. Buna çok buna çok nazik davranın arkadaşlar. Burada. Böyle işlemcimiz de burada. Kırıyormuş filmlerin değil mi? Yaslıyor. Tamam işlemcimiz de şöyle koyuyorum. Biraz dağıttık burayı. Power supply'ımızı alalım. Power supply'ımızı bakalım şansımıza power ne gelecek. Power supply ters açılır bu arada bilinmeyen. Power supply'ı öyle açarsın. Burada bir şeyler var ne olduğunu bilmiyorum. Çeşme yapalım ondan sonra zaten toplama kısmına geçelim. Burada kablo mablo malzemeleri var. Power supply'ımız burada şöyle güzel bir kılıfın kumaş. İçinde geliyor. Kumaş kaliteli gözüküyor. Bu da power supply'ımız. Şöyle göstereyim. Bunu da ondan sonra şöyle koyduk mu? Oy baba. Bunları bence açmaya gerek yok. Bunlara hiç gerek yok. Şunu unuttum Mert'im. Sıvı soğutmayı aç istiyorsan. Sıvı soğutmayı açalım. Ondan sonra devam edelim. Şöyle yaptım. Oha ne değişik açılıyor lan kutusu. Harbi lan araba şeyi gibi. Burası işte sıvı soğutmanın tüm malzemeleri, fanları. Ondan sonra başka neyini göstereyim. Bu herhalde ana blok olarak mı geçiyor? Ne aynen. Diye geçiyordur acaba? Ana blok herhalde. Ana blok fanları takıyorsun. O da işlemciye takıyor. Bu zaten borularımız falan filan. Burayı bence çok karmalamayayım. Böyle hatta şurayı açayım şöyle şu kısmı göstereyim. Izgara baba. Şu kısım böyle. Buna fanları yerleştiriyorsun ondan sonra işlemciye bağlıyoruz değil mi? Bunu işlemcinin üstüne. Aynen üstü. Öyle. Şu tarafını şu tarafı bağlıyorsun. Ondan sonra bu işte böyle bitiyor. Başka açılmadık neyimiz kaldı? Dostum bu kadar kaliteli parçayı neye koyacaksın? Neye koyacağız? Bana bakalım. Yeğenim biz böyle... Ama bu kasa çok güzel harbiden. Kasa harbiden. Bu arada Asus da benim en beğendiğim kasa bu. Evet çok tarz. Benim de çok hoşuma gidiyor. Hele şu üstündeki tutma yani, şeyi var ya o çok iyi. Harbiden çok iyi. Ondan sonra kasamızı şöyle kenara yavaşça koyduk mu? Ne kaldı? RAM'im kaldı ama onlar zaten açık. Baba buradan sonra bence artık
Yasin Baba'yı çağıralım, kurulumumuza geçelim. Tertemiz bir kurulum yapalım diyorum. Nasıl oturtacağını göstereceğim ben sana. Zaten oturttuktan sonra sallayınca böyle şey hareket etmeyecek. Bunu kapatacaksın. Bunu evet, da arkadaşlar böyle sürpriz açık bakalım. Ooo. Ben söylüyorum lan bari. İyi ki doğdun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki doğdun. Bunlar gagara gogo mu yazıyor? Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İnşallah nice beraber seneler ediyorum. Bravo. Nice beraber seneleri. Allah'ım benim. Öldü mü? Evet. Arkadaşlar, iyisiyle kötüsüyle güzel bir sene geçirdik. Umarım bundan sonraki her senemiz bunlardan çok çok daha iyi olur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ben vurma bıçak. Allah'ın izniyle Suriyeliler de fethedeceğiz. Bıçak mı? Ben direkt böyle kesiyorum ya. Şunun bir tanesini sakla. 1000 lira. 500. Bak, simetriyi görüyor musunuz bilmiyorum ama. Harbi çok eşit kesti. Helal olsun abi ya. Oğlum, yıllarımızı verdikmiş. Burada biraz düşmüş oldum. Bak vallahi. Tamam. Bunu da böyle şekilde bırakırsın. Ah, onu da öyle bıraktım mı? Şimdi tadım yapacağız, tadım vakti. Bir de yemek kanalına. Şimdi arkadaşlar, önce bir anakartımıza işlemcimizi takalım. Ondan sonra diğer malzemeleri falan takalım. Toplama işlemine başlayalım. Öncelikle şöyle bir çekelim. İşlemci takıyoruz. Ben hayatımda ilk defa takıyorum. Az önce bir gösterdiler. Bakacağım şimdi. Baba, önce şunu çıkarıyorsun. Şöyle yapıyorsun. Şöyle bu çıktı. Bu çıktıktan sonra ondan sonra işlemcimizi alıyoruz. İşlemcimizi açıp şöyle kenarda bırakıyorum. Bu bir dursun. Hiç ellemeyeceğim ona. Ondan sonra buradan şöyle yaptım. Böyle yaptıktan sonra bunu açtım. Şu an işlemcimizin yatağı açıldı. Yatağımızı açtıktan sonra işlemcimiz yazılar alta gelecek şekilde böyle getiriyoruz. Ondan sonra şöyle köşeye oturtuyoruz. Yavaşça bırakıyoruz. Bir hafif salladık. Sallanmadı. Şu anda oldu. Ben anlarım bu işten. Şu anda olduğuna göre bunu geri yerine indiriyorum. Geri yerine indirdikten sonra şöyle getiriyorum, takıyorum. Şu an işlemcimiz hazır baba. Bravo. Kardeşim, eline sağlık. İşlemcimiz hazır. Mert'in kuzeni. Şimdi işlemcimiz hazır olduğuna göre sırada M2 SSD'mizi takıyoruz. Şimdi M2 SSD'mizi takmadan önce şunu çıkaracağım ilk, değil mi? M2'nin yataklarını şöyle çıkarıyoruz baba. Şöyle güzelce. Öbür tarafı da çıkardıktan sonra... Nasıl Tukan abi? Doğru yapıyor muyum? Kardeşim harika, bal gibi yapıyorsun. Tutuş güzel tekniği yapıyor. Doğru mu? Biraz kibar. Kibar değil mi? Biraz kibar bir tutuş. Şunu çıkardık. Bunu çıkardık. Bunu çıkardıktan sonra şimdi nerede M2'miz? Baba, M2 Kingston'u hemen açalım. Baba, burayı açtık. Burayı açtıktan sonra M2'mizi aldık. M2'mizi aldıktan sonra bunu herhalde böyle takıyoruz. Bu modellerde biraz baba, tecrüben yok galiba. Burada bir sıkıntı. Bir dakika, müdahale gelmesin. Bir dakika. Bak babacığım. Bunu... şimdi anladım. Ama Mert'im, sanki onun götü... Olmadı dostum, dur. Kanka şimdi bunu bir yere buraya takacağız lazım. Bak, bunu buraya takacağız muhtemelen. Aynen öyle. Sok ben sanmıştım, bence bunu çıkaracağız. Şunu çıkaracağız mı? Yalnız bunun boyu yetmiyor. Bu oraya uymadı gibi ya. Biz bunun bantını çıkarmayı unutmuşuz ya. Ben de niye unuttum? Yenisini getirin. Tamam. Şimdi bu girer. Çıktı. Şimdi baba, girer. Şimdi bu buraya mı? Aynen öyle. Sok bakalım. Korkma, sok. Sert davranayım mı? İttir bir. Emin misiniz? Oğlum. İttir evet. Bir. Oğlum, tamam. Anakartı mahvettin, anakartı. Tamam. Şimdi vidalı orayı. Tamam. Bunu taktık. Tamam. Şimdi bunu çevireceğim mi? Evet. Ha, bu yeni nesil. Eskiden bunu elle vidalardık. Yeğenim, çekiç vururduk. Bravo kardeşim. Bravo. Tamam, M2'mizi de taktık. RAM'e geçiyorum. Yalnız M2'nin de ismi Kaca'nın. Kaca. Harbi lan. Kaca. Şöyle yaparız. RAM'i çıkarırız. Bak, jelatini RAM yerlerimiz burası. Arkadaşlar, her zaman bir boşluklar arayla takın. Dur. Ne oldu? Bak, şu ortasındaki çizgi var ya. Evet. Boşluk. Tamam. Bunun bir tarafı uzun, bir tarafı kısadır. Hala öyle mi? Hala öyle. Değişen bir şey yok. Değişen bir şey yok. O yüzden böyle ben takmadan önce bir bakarım. Sonra buradan bir tarafından indirirsin. O boşluğa geldi. O abi. Biraz boşa geldi. Evet, ha. Nasıl boşa geldi? Şuraya girmedi. Araya ben sok. Ben onu görmüyorum işte. Sen buradan yap. Tamam. Bir tarafını sokacağım. Bir tarafı da böyle abi. Tamam. Soktun mu? Evet, orası girdi. Tamam, şu an bastır. Oldu. Ama şey... Şunu ittireyim mi? Bu altındaki özel değil mi? Hayır, üstünü bastır, oturuyor zaten. Ha, tamam baba. Oğlum, öbüründe dördü mü takayım? Sert davran şunu. Evet. Öbüründe dördü takıyorum. Vurdun mu sokacaksın içine. O direkt aynı şekilde şöyle getiriyorum. Önce bir tarafa bas, sonra diğer tarafa. Tamam. Remlerimiz de tamam. Akşınızda. Aferin. Hangisini? Bunu. Bu geri takılıyor mu? Allah Allah. Altındaki bantı çıkaralım.
Peki Yasin Bey, bu ne işe yarıyor? Yasin Bey, bu koruma mı? Soğutmak için. Ha, bu soğutmak için. Termal pet. Biliyorduk da seni test ettik Yasin. Bunu ben nereden çıkardıydım lan? Her ay başında bunu çıkartıp ensini takman lazım. Bunun vida yeri nere ya? İşte Jönü, onu anladığın zaman gerçek bir erkek oluyorsun. Of ya. Arkadaşlar, bu soğutma için. Zaten bunu ben taktım. Hallettik burayı da. Bu arada evet, o uyutu oldu. Kasaya takma işlemi en kolayı zaten, onu hemen hallederiz. Oğlum şimdi ya. Tutla, yardımcı olursan dostum. Görürüm. Kasayı şöyle yatırıyoruz. Kasayı böyle yan yatıralım. Abi sen abim, neyin? Senin fıtığın var aman diyeyim. Evet, son kalan kuvvetinde harcadı. Düğme bir tane var abi. Bas. Altta da var. Düğme yok. Var var. Ha, burada var burada, tamam bastım. Orayı da söktük arkadaşlar. Abi. Şimdi anakartı yerleştiriyorum. Anakartı yerleştirme. Tamam, anakartı böyle koydum. Hareket de etmiyor, gayet sağlam. Burayı da yaptık. Şimdi bunu vidalarını takalım. Bir iki tane vida atalım. Vidalarımızı attıktan sonra anakartımızı artık yerleştirmiş olacak. Nasıl? Çok güzel abi. Taktın mı vidaları? Evet, şimdi vidaları takacağız abi. Anakart da orada bitiyor. Ondan sonra zaten sonrası kolay. Su gibi akar gider. Tamam. Şimdi bozulursa buradayız. Şimdi burayı zaten katatarız. Ben buraya hepsini kendim takacağım arkadaşlar. İnsanın aldıkça alası geliyor. Power supply'ımızı takıyoruz. Power supply'ımı şöyle getirdim, yerine oturttum. Şöyle getirdim, şimdi vidalayacağız. Arkadan elini ittir. Hayli bak, ver bana. Sen anlıyor musun bu işten gibi ya? Oğlum ben kaç bilgisayar topladım, sen biliyor musun? He, oradan. Buradan desteği verirsin. Hepsini aynı anda sıkma. Bir tane şapraza at, karşılıklı al, en son sıkma yaparsın. Şimdi şöyle taktık mı? Hadi Mert'im, son bir tane kaldı. Ahmet'im, güzel alkış bekliyorum bu sefer bak. Bu zor iş. En zor, en zor kısmı bu. Tamam. Burayı da sıktık mı bitti baba. Bravo. Bravo. Sevgili dostum. Dostum. Sevgili dostum. Dostum. Sistemimiz sonlandırıldı. Artık tamamlandı ve başlatıyorum. Çekimi alalım. Buradan Asla ve Gaming.tr'ye teşekkür ediyoruz. Bastım. Bravo. 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 Oy baba. Şuna bir bak. Yanıyor, lan. Yanıyor, yanıyor. Evet, şimdi arkadaşlar, artık buradan sonra kasayı ben alıyorum, buradan arabaya yükleyip Ankara'ya gidiyorum. Oyun testlerini falan zaten çekerim, size atarım. Orayı da görürsünüz. Sektör lan, bize gidiyor. Haydi görüşürüz, biz gidiyoruz. Evet, selamlar dostlar. Gördüğünüz üzere ben eve geldim ve güzel mi güzel, tatlı mı tatlı makinemi kurdum. Şimdi videonun bu kısmında sizle beraber oyun içi testlerimizi yapacağız. Atıyorum işte Spider-Man'e gireceğim. Full grafikler, her şeyi açacağız. Kaç FPS alıyoruz? CSGO'ya giriyoruz zaten. Bu sıralar oynadığımızı biliyorsunuz. CSGO'da sağlam olduğumuzu da biliyorsunuz. CSGO'ya gireceğiz. En gereksiz her tüm ayarları açacağım. Fullleyeceğim. Bakacağız ne olacak. GTA 5'e gireceğiz. Tak, daya yine en full'e, en şeye, bakalım ne olacak. Bunların hepsinin testini yapacağız. O yüzden şimdilik hazırsanız oyun içi test kısmına geçiyorum. FPS'leri bir görelim. Zaten yayınlarda da oynadık. Bilgisayarımızı birkaç yayındır kullanıyoruz. Hiçbir problem yok. Bakalım. Videoda da göreceğiz. Makina. Akıyor. Canım akıyor. Evet, testimize ilk oyunumuz olan bilgisayara yeni çıkan Marvel Spider-Man oyunu ile başlıyoruz. Grafiklerimizi şöyle fullledim. Yani kendi anladığımca her şeyini fullledim. Okey dedik. Play dedik. Şimdilik bakalım. Bakalım neler oluyor. Şimdi bir de evet, şimdi oyuna girdik. Bir de şimdi oyun içi kısımdan ayarlarımıza bakıyoruz. Oyun içi kısımdan ayarlarımıza DLSS. Bunlara oynayamıyorum herhalde. Anlamadım. Dynamic Resolution. Ultra performans diyelim. Bunu ultra performans dedim. Ondan sonra brightness'la oynamıyorum. Grafik kısmına geldim. Very high. Bu bizim yaptığımız ayarların hepsi duruyor. Her şey very high'de. Mesela bunları daha çekemiyorum. Bunlar full'de. Depth of field'ı da mesela high yaptım. Field of view'u da high'ladım. Yani şu an fullleyebileceğim her şeyi fullledim. Şimdi back diyoruz. Start diyoruz. Evet, şimdi grafikleri gösterdim. Şimdi oynanış kısmını gösteriyorum. Continue dedim. Sol yukarıda zaten görebiliyorsunuz.
Şimdi şunu unutmayın. Burada grafiklerimiz gerekli gereksiz tamamen full yani. Her şeyi fullledim. Önüme gelen her şeyi en sonuna çıkardım. Ve gayet akıcı. Ben hiçbir problem yaşamıyorum. Yani bilgisayarımda, görünüşte falan hiçbir problem yok. Beni gayet tatmin eden bir görüntü ve ciddi derecede çok güzel gözüküyor. Vay da! Hoppa! Şu an yani her şey full. Çok güzel gözüküyor ama baksana abi. Bir şey yap, oyunu da harbi çok güzel yapmış adamlar ya. Hani baksana şunlara falan. Gerçekten size orada bilgisayar kaydı yapmadığım için ne kadar gerçekçi gözüküyor bilmiyorum ama. Bak şuradan üf. Tam böyle şurada şöyle fotoğraflık yer ha. Şöyle duracağım, hatta şuradan bir de şu yansımayı da alacağım. Üf, harbi çok güzel durur. Biraz ara sokaklarda gezelim. Bu arada bu oyunu çok sevdim. Videoya girmeden önce böyle bir yine 10 dakika 15 dakika kendim bir test yaparken falan oyalandım. Oyun harbi hoşuma gitti. Yayınlarda akabiliriz. Bilgisayar zaten çok da keyifli olur. Bu grafiklerle var ya, harbi film gibi izleriz. Siz izlersiniz gerçi, ben oynarım. Yok. Full dolaşalım abi. Şuraya gidebiliyor muyum? Kesin göndermeyecek ya. Oyun kesin engel olacak bana ya. Yüzülmüyor mu? Yüzülmüyormuş ya. Ya da ben yüzülmedim. Şöyle... Üf, gerçek hayatta şöyle bir adam olsam keşke ya. Böyle bir özelliğiniz olduğunu düşünsenize. Evet. Bence Spider-Man'in testi için bu kadar yeterli. Siz ne düşünüyorsunuz? Demeye gerek yok oğlum, yayın mı yapıyorum ya, Allah Allah. Evet, bu kadar yeterli abi. Ya yayıncılığa o kadar alışmışım ki. Video çekmekte aşırı zorlanıyorum çünkü hani... Yayıncılıkta bir samimiyet var ya böyle, beraber hani samimi, arkadaş ortamı gibi sohbet edersin, muhabbet edersin. YouTube'da onu yakalayamadım daha. Harbiden öyle bir... Ya. Tamam. Şöyle hatta size bir de bir manzara göstereyim. Ama onun için işte bayağı yüksek bir yere gitmek lazım. Neyse, onu da artık yayında yaparız. Manzarayı da yayında görürsünüz dostum. İyi, tamam. Çıkıyorum o zaman Spider-Man'den. Son kez de şöyle göstermem gerekirse şu kısımdakiler gözüküyordur diye tahmin ediyorum. FPS şu an 103. Ben o diğer tarafları da çok anlamıyorum ama averajımız 102, maksimumda 147 görmüşüz. Sanırım. Ya da 180 yazıyordu, az önce düştü, bilmiyorum. Bir şeyler görmüş. Belli bir dakika içindekini de sayıyor olabilir. Zaten videoda gözükmüştür. Şimdi diğer oyuna geçiyoruz. Evet, GTA 5'in grafik testleri burada. Öncelikle grafikleri gösteriyorum size. Şöyle geldim. Her şeyimiz full'de. Fullleyebileceğim her şeyi fullledim. Advanced Graphics'e geliyorum. Burada da fullleyebileceğim. Bunu anlamadım. Bunu denedim ama olmamıştı. Bir daha bir deneyeyim. Apply Changes diyorum. Tamam, oldu. Evet, her şeyimiz full'de. Şu anda GTA 5'in testini yapıyoruz. Gayet akıcı. Bakın şu an gerekli gereksiz her şey full. Yani mesela nedir abi? Trafik yoğunluğu. Tamam, bir hayat, bir canlılık, bir şey katıyor bu oyuna. Ama bizde fullün fullü. Yani gereksiz kalabalık veya işte distance. Mesela şu an burası kalabalıklaşan bir bölge. Mesela distance, bence bu oyunda shadow distance açtık yani. Abi şu arabaların hepsinin shadow'unun o kadar uzak mesafelerden, hani biz fullemeye gerek yok ona, anladın mı? Yarıya çekersin. Yine aynı şeyi görürsün yani. Ben zaten şu uzaktakini görebildiğimizi düşünmüyorum. Ama biz ne yaptık? Her şeyi fullledik canım. Her şey full. Mango'ya doğru çıkalım. Pardon.
Mango'ya doğru çıkalım. Mango'ya doğru çıkalım. Şöyle gelelim. Bir dakika beyefendi, bir durur musunuz? Şöyle gelelim. Zaten bu oyunda FPS testinin en önemli şeyi arabanın hızlı gittiği an bence. Oh! Oh! Beyefendi durun, tek elim, video çekiyorum ne olur. Abi ne olur, video çekiyorum. Ne olur bak, yapma bana, saldırma bak, kontrol edemiyorum. Evet, ilürken de FPS'imiz böyle. GTA 5'i bu kadar yeterli düşünüyorum. Zaten yayınlarda da oynayacağımız bir oyun. Orada zaten devamını görürsünüz. Average FPS 155. Şu anlık FPS'imiz 160-165. 262 max diyor. Gördükleriniz bu kadar. GTA 5'in testi bu kadardı. Bunu farklı kameradan çektim. Kusura bakmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kameramın şarjı bitti çünkü o kadar uğraş. En son bakarken, videoları düzenlerken bir baktım DirectX düşmüş. DirectX düştüğü için de olmaz dedim. DirectX'i arttırdım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür niye ediyorsun yani? Orayı keseriz. Teşekkür falan etmiyorum. Şimdi başka oyuna geçiyoruz. Yani başka oyuna geçiyoruz, evet. Evet. Son oyunumuz CSGO'dayız. 5'e 5 açtım. Zaten yayınlardan da biliyorsunuz. 350 FPS altına düşmüyor. CSGO'yu zaten yayınlarda da full oynuyoruz ki bunu yayın dışında artıdan... Bir dakika. Yayın dışı artıdan da her şeyi yine fullledim. Şimdi grafikleri de size birazdan gösteririm. Yani CSGO'da çok bir şeye gerek yok. Bir el daha oynarım. Zaten az çok anlarsınız. Şu an 370 FPS. Şurada da gözüküyordur, 380 falan. Size gözüküyor mu bilmiyorum, bak 380. Şurada 370, her şeyimiz full. Şöyle. Ya ortadan geliyor arkadaşlar. Mesela bir bomba salladım. Hepsi öldü. Ne? Ne? O nasıl oldu ya? Şu an bota geçtik, kalabalık ya lan. Tamam. 370 FPS, 380 FPS. Burası da bu kadardı. Hatta şuradan da size tekrardan göstereyim, gözükmüyorsa. Program nedense çalışmadı. Evet, grafiklerimizi göstereyim, ondan sonra da zaten sona gelelim. Görüntü gözüküyordur umarım size. Şöyle yapacağım. Grafik ayarlarımız böyle. Her şeyimiz full, her şeyimiz. Bir tek dikey eşitlemeyi devre dışı yaptım çünkü o FPS'imizi sabitliyor. Ama yayında da bir bunu deneyeceğim. Kapatıp şöyle sabitleyip bakalım yırtılmayı nasıl engelliyormuş. Ona da bakacağım. Yani gördüğünüz gibi grafiklerimiz de full. Evet. Oyundan çıkalım. Kapatalım. Videonun sonuna geldik. Videomuzu kapatma vakti. Oyuncu testlerimizi yaptık. Zaten yayında da diğer oyunların nasıl grafikler olduğunu, nasıl şeyler olduğunu, işte FPS'lerin nasıl olduğunu falan filan görebilirsiniz. Her oyunumda FPS değerlerim açık. Buradan sponsorumuz GamingGen.tr'ye ve bize destek olan, bu bilgisayar için destek olan Asus'a teşekkür ediyoruz. GamingGen ve Asus'a teşekkürler. Hepinize İyi günler diliyorum, iyi akşamlar diliyorum. Artık videoyu ne zaman paylaşırsak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendimi de çevireyim. Şöyle çevirip. Görüşürüz.